Gözünüz sarayına hoş geldiniz. Bugün sizle şahane, çok gösterişli gelin çöreği tarifi paylaşacağım. Gelin çöreği diyorum, aynı zamanda nişan, söz, kız istemeye giderken yapabileceğiniz çok gösterişli ve çok lezzetli şahane bir çörek tarifi. Çok gösterişli bu çöreğimizin lezzetine lezzet katan üzerine hazırlamış olduğumuz pudra şekerli sosudur. Üzerindeki sosu ne kadar fazla olursa lezzeti de o kadar kat ve kat artacaktır. Biraz oyalayıcı görünse de sizler için de böyle özel günler için uğraşmaya değmez mi? Tabii ki de değer, insan böyle özel günler için bu çöreği gerçekten sevgiyle hazırlar. İnşallah sizlere de dilerim ki böyle mutlu günlerinizde bu çöreği yapmak kısmet nasip olur. Hemen tarifimize geçiyoruz. Bu tarif için kullanmış olduğum bardak ölçüm 125 ml su alıyor. Tarifimiz için gerekli olan malzemeler 8 çay bardağı un, 1,5 çay bardağı süt, 1 çay bardağı toz şeker, 3 yemek kaşığı tereyağı, 2 yumurta, 3 yemek kaşığı kakao, 1 paket kuru maya, 1 fiske tuz. Üzerine sürmek için 1 yumurta beyazı kullanacağız. Üzerine sosu için 2 çay bardağı pudra şekeri ve 1 limon suyu. 2 çay bardağı ılık süt. Sütümüz mutlaka ılık olmalı. Soğuk olursa istediğiniz sonucu elde edemezsiniz. 2 paket kuru maya da ilave ettikten sonra güzelce çırpıyoruz. Mayamızı sütün içerisine güzelce erittikten sonra 10 dakika bekletiyoruz. Toz şeker, eritilmiş margarin, yumurtayı kırıyoruz, tuz ve hepsini birlikte güzelce tekrar çırpıyoruz. Bütün malzemeler güzelce karıştıktan sonra unumuzu azar azar ilave ediyoruz ve çırpma teliyle çırpmaya devam ediyoruz. Belli bir kıvama geldikten sonra teliyle çırpmak zor olacağı için elimizle yoğurmaya devam ediyoruz. Hamurumuz tam kıvamını alması için mutlaka çok güzel bir şekilde yoğurmalıyız ve yoğurdukça gördüğünüz kıvama gelecektir. Hamuru güzel yoğurmazsanız istediğiniz sonucu alamazsınız ve istediğiniz şekilde kabarmaz. Yoğurmuş olduğumuz hamuru tahtanın üzerine alıyoruz ve ikiye kesiyoruz. Kesmiş olduğunuz parçanın bir tanesini alıyoruz ve elimizle güzelce toparlayarak yuvarlıyoruz. Tekrar yoğurmuş olduğumuz kabımızın içerisine koyuyoruz ve üzerine en az 2-3 yemek kaşığı sıvı yağ koyarak gördüğünüz şekilde her tarafını yağlıyoruz. Üzerine streç folyo veyahut da temiz bir bez ile kapatıyoruz. Kesmiş olduğumuz diğer parçayı da gördüğünüz şekilde yaslatıyoruz ve ortasına kakao koyuyoruz. Kakao ile birlikte hamurumuzu güzelce yoğuruyoruz. Fakat kakao biraz katı olduğu için ben en az 3-4 yemek kaşığı süt sonradan ilave ettim ve süt ile birlikte yoğurdum. Size de tavsiyem mutlaka süt koyaraktan sütle birlikte yoğurmanızdır. Kakaolu hamurumuzu da aynı şekilde yağlıyoruz ve üzerine streç folyo ile kapatıyoruz. Ve her ikisini de 1 saat bekletiyoruz. İlk önce sade hamurumuzu açıyoruz ve gördüğünüz şekilde hamurumuzu güzelce tekrar toparlıyoruz. Tahtamızı güzelce unluyoruz. Hamurun üzerine de tekrar unu serpiştiriyoruz ve merdane veyahut da oklava kullanaraktan açıyoruz. Aynı şekilde kakaolu hamurumuzu da açıyoruz. Açmış olduğumuz hamurları üst üste koyuyoruz. Ve hamurların güzelce birbirine yapışması için birlikte tekrar açıyoruz. Ve gördüğünüz şekilde kalıp kullanaraktan yuvarlak yuvarlak kesiyoruz. Fakat hamurumuzun hepsini kesmeyeceğiz çünkü daha sonra yaprak içinde kullanmak için bir miktarını boş bırakıyoruz. Kesmiş olduğumuz yuvarlakları gördüğünüz gibi hafif üstüne gelecek bir şekilde sırasıyla diziyoruz. 5 parça üst üste gelecek şekilde dizdikten sonra merdane ile hafif bastırarak tekrar üzerinden gördüğünüz şekilde geçiyoruz. Önce boylamasına daha sonra enlemesine merdane ile geçtikten sonra gördüğünüz şekilde içe doğru rulo şeklinde yuvarlıyoruz. Ve gördüğünüz rulodan 2 tane gül çıkartacağız. Ortadan kesiyoruz. Ve gördüğünüz gibi 2 parça elde ettik.
Şimdi parmak uçlarımızı kullanarak külleri açtırtıyoruz ve tamamen bir gül şekli veriyoruz. Gördüğünüz gibi küçük dokunuşlar ile çok güzel bir şekilde gül şekli verdik. Şimdi yaprak için iki büyük parçaya ihtiyacımız var. Bunun için de büyük bir kase kullanaraktan iki tane yuvarlak kesiyoruz. Kesmiş olduğumuz yuvarlakları üst üste koyuyoruz. Ve merdane ile güzelce yapışması için biraz daha büyütmek için üzerinden geçiyoruz. Çapraz şekilde keserekten 12 parça elde ediyoruz. Kesmiş olduğumuz parçalardan bir tanesini alıyoruz. Ve gördüğünüz şekilde bıçak ile biraz çapraz şekilde her iki taraftan keserekten yaprak görünümü veriyoruz. Diğer parçaları da aynı şekilde keserekten yaprak şekli veriyoruz. Hamurun kenarlarından çıkan parçaları da kesinlikle atmıyoruz. Onları da değerlendiriyoruz. Bütün parçaları bir araya toplayaraktan gördüğünüz şekilde elimizle yuvarlıyoruz. İsterseniz üzerine biraz daha kakao ilave ederekten gördüğünüz şekilde açabilirsiniz. Ortasına bol miktarda Nutella sürüyoruz ve Nutella'yı tamamen hamuru toparlayarak kapatıyoruz ve ters çeviriyoruz. Bu arada videonun başında belirtmeyi unuttum. Ben beyaz sade hamurdan küçük bir parça ayırmıştım. Onu gördüğünüz şekilde yuvarlak şekilde açaraktan içecek kamışı kullanarak gördüğünüz gibi ufak delikler açtım. Ortasına da bu şekilde desen vermiş olduk. Ve kakaolu hamurun üzerine tamamen kapatarak sarıyoruz. Yapmış olduğumuz bu parçayı çöreğimizin ortası için kullanacağız. Ve tepsimizin ortasına koyuyoruz. Daha sonra hazırlamış olduğumuz gülleri etrafına diziyoruz. Aynı şekilde hazırlamış olduğumuz yaprakları da kenarına diziyoruz. Ve yine küçük yuvarlaklardan kullanacağız. İki yuvarlağı üst üste alıp koyuyoruz ve merdane ile hafif yuvarlayaraktan yapışmasını sağlıyoruz. Bu arada biraz da büyümüş oluyor. Bıçak ile gördüğünüz şekilde dörde kesiyoruz. Uçlarına da hafif keserekten şekil veriyoruz. Yapmış olduğumuz bu parçaları da arada boş kalan kısımlara diziyoruz. Hiç boşluk kalmayacak şekilde bütün aralıkları dolduruyoruz. Bir yumurta beyazını tamamen çırptıktan sonra fırça ile çöreklerimizin hepsinin üzerine sürüyoruz. Yalnız kesinlikle yumurta sarısı kullanmayacağız. Tamamen yumurtanın beyazını kullanacağız. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 15-20 dakika pişiriyoruz. Sosu için 2 bardak pudra şekerine biraz limon sıkıyoruz. Limonu lütfen sıkarken azar azar sıkın çünkü pudra şekeri çok çabucak sulanabiliyor. Azar azar sıkarak karıştırın ve kıvamına bakın. Gördüğünüz kıvama geldiğinde olmuş demektir. Sosumuz fazla da koyu olmaması gerekiyor. Biraz akışkan olacak. Ve çöreğimiz de fırından çıktığı gibi bu arada sosumuz yapana kadar bekleme süresi yeterli. Hemen sosumuzu üzerine gördüğünüz şekilde bol miktarda döküyoruz. Sosumuz ne kadar bol olursa çöreğimizin tadı da o kadar lezzetli olacaktır. Ben bu çöreği bir arkadaşıma yaptığım için şeklini bozamıyorum. Onun için koparıp size gösteremeyeceğim fakat emin olun ki gerçekten muhteşem oldu, yumuşacık ve çok lezzetli. Umarım sizlerin de çok özel ve güzel günleriniz olur ve bu muhteşem görünümüyle, şahane tadıyla lezzetli çöreği sizlere de yapmak kısmet nasip olur. İnsan şöyle bu çöreğe baktıktan sonra gerçekten koparıp da yemeye kıyamıyor. Ama böyle mutlu günlerde yapıldığı zaman da gerçekten zevkli yiyebileceğiniz ve görselliğine hayran kalacağınız, tüm görenlerin de hayran kalıp sizden tarifini isteyeceği bir tarif oldu. Bu çöreği sizin de özel ve mutlu günlerinizde yapmanızı temenni ediyorum ve inşallah tadıyla yemek kısmet nasip olur diyorum. Deneyecek olanlar şimdiden afiyet olsun. Ayrıca YouTube sayfam Gülsüm Sarayı'nı ziyaret ederseniz birbirinden lezzetli, birbirinden gösterişli ve birbirinden farklı lezzetler ile karşılaşacak ve bu tariflerden faydalanabilirsiniz. Kalbinizden sevgi, ağzınızdan tat, mutfağınızın bereketi hiç eksik olmasın. Yeni tariflerde görüşmek üzere, hoşça kalın.